Baykar tarafından üretilen taktik insansız hava aracı sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı tamamlandı. 6 uçak, 2 yer kontrol istasyonu ve yer destek ekipmanlarından oluşan ikinci sistem de başarıyla teslim edildi. Askeri ve sivil heyet huzurunda 15 Haziran'da başlayan test ve kabul işlemleri 18 Haziran'da tamamlandı. Her uçak ayrı ayrı olarak uçuş ve performans testlerine tabi tutuldu ve hiçbir sorun yaşanmadan süreç tamamlandı. Ancak uçakların operasyonel hale gelebilmesi için eğitimin ve entegrasyonu yapılan faydalı yüklerin kabul işleminin tamamlanması gerekiyor. Dubai'ye çok girişli vize uygulaması Mayıs ayı itibariyle başladı. Uygulamanın Dubai'ye gitmek isteyenlere çok büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Çok girişli vize sisteminin 30 günlük kısa ya da 90 günlük uzun versiyonu bulunuyor. Dubai'ye tek girişli 96 saatlik, 30 günlük ve 90 günlük vize başvuruları Emirates'in internet sitesi üzerinden de Türkçe olarak yapılabiliyor. Ancak online vize başvurusunda bulunabilmek için bilet satın alınması gerekiyor. Dünyanın en büyük iki uçak imalatçısı geleceğe yönelik pazar tahminlerini açıkladı. Avrupalı Airbus'a göre önümüzdeki 20 yıl içinde küresel yolcu trafiği yılda ortalama 4.6 büyüyecek. Böylece 4.9 trilyon dolar değerinde 100'ün üzerinde koltuk kapasiteli 32.600 adet uçağa ihtiyaç duyulacak. ABD'li Boeing ise aynı dönemde 5.6 trilyon dolarlık 38.050 adetlik uçak talebi öngörüyor. Boeing'in yolcu trafiği büyüme oranı ise 4.9.